Güzel Dostlar köy ağasının birisi yeni bir konak yaptırmış ve konağın açılışını yapacak. Adam öyle bir ağa ki hem konak bir de açılışı yapılacak. Tüm köylüleri davet etmiş işte. Akıllı, deli, zengin, fakir herkesi davet etmiş. Akıllı deli derken deli, gerçek anlamda deli. Her köyde bir deli olur ya, o köyde de bir deli varmış. Herkes geliyor, ziyafetler çekiliyor, yemekler yeniyor. Konak açılmış ve diyor ki ağa, deliye söyleyin bu konakta ne istiyorsa alsın. Deli de orada bağlı beyaz bir at var. Diyor ki ağa bana o beyaz atı versin. Ağa diyor ki yok, o benim diyor göz bebeğim. Neyi isterseniz istesin ama o atı istemez. Başka bir şey istesin. Yok diyor deli, ben o atı istiyorum. Yok diyor, vermem. Yok diyor, ben o atı istiyorum, ben başka bir şey istemiyorum. Ağa diyor vermem. Sonra ziyafet bitiyor güzel dostlar. Artık konaktan ayrılıyorlar. Ayrılıyorlar ve deli kendi kendine homurdanıyor giderken. Kendi kendine homurdanırken ağa diyor ki adamlarına gidin bakın bakalım diyor ne diyor. Ve geliyor adamları. Diyor ki efendim diyor ki deli. Sen istesen verirdi. Ağa kim ki? Sen istesen verirdi. Ağa kim oluyor ki? Sen istesen verirdi. Ağa kim oluyor ki? Ağa bunu duyunca diyor ki çağırın diyor deliyi. Bir diyor atı verin. Atı veriyorlar. Deli atı yularından tutmuş götürüyor. Yine kendi kendine homurdanıyor. Ve adımlarına yine ağa diyor ki bakın bakalım ne diyor. Bu defa deli şöyle diyor güzel dostlar. Sen istedin verdin. Ağa kim oluyor ki? Sen istedin verdin. Ağa kim oluyor ki? Evet güzel dostlar. Biz ne istersek o verir. Bize bağlı. Sen ne istersen o verir. Zaten sana isteme duygusunu veren de o. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz güzel dostlar Miraç'a çıkıyor. Miraç'tan geldiğinde diyorlar ki ya Resulullah Allah'ı gördün mü? O nasıl bir şey? Efendimiz diyor ki ben onu nasıl göreyim? O bir nurdur. Yani hakiki manada nurdur. Gerçek anlamda nurdur. Nur dediğimiz ne arkadaşlar? Işık. Işık dediğimiz ne? Yoğunlaştırılmış enerji. Her şey ışıktan, her şey nurdan, her şey ondan. Hani biliyorsunuz şöyle bir hikaye anlatılır. Bir okyanusta işte iki balık sohbet ediyor. Ya diyor birisi diğerine okyanus diye bir şey varmış. Diğeri diyor ki valla ben hiç öyle bir şey duymadım. Görmedim de duymadım da yani varsa da haberim yok. Ya ama diyor öyle bir dedikodu var. Öyle bir okyanus diye bir yer varmış diyor. Diyorlar ki bunu bir bilgeye sormamız lazım. Gidiyorlar. Daha yaşlı bir balığa, bilge bir balığa. Diyorlar ki efendim okyanus diye bir şey varmış. Evet diyor var. E diyor onu bize gösterebilir misin? Diyor ki siz bana başka bir şey gösterin ben de size okyanusu göstereyim. Yani ben balığın yerinde olsaydım ya için içebildiğiniz kadar her yer okyanus işte. Tadına bakın. Alın alabildiğiniz kadar. Ama bazen de şöyle olur güzel dostlar. Bir balığı okyanustan alırlar. Bir balıkçı gelir tutar. Kendi özünden kendi yuvasından ayrılır. Belki de bizim bu dünyada hasret çekmemiz ondan dolayıdır. Belki de ait olduğumuz yerden ayrıldık ve bazen şey diyoruz ya alıp başımı gidesim var. Belki de öyle bir vatan hasretindeyiz. O balığı alsalar, kumsala koysalar. O balığın okyanusa geri kavuşma hissi nasıl olur acaba? Çırpınıyor ya kumsalda. Nasıl geçmek ister oraya acaba? Bazen vatanından ayrılırsın, sevdiğinden ayrılırsın ve geri kavuşmak istersin. Tabii ana konu bu değil arkadaşlar. Ana konu şu. Bir amcamız var biliyorsunuz. Albert Einstein amcamız diyor ki evrende her şey enerjidir ve yalnızca bundan ibarettir. Sen sahip olmak istediğin gerçekliğin frekansına uyumlandığın zaman yapacak bir şey yoktur. O gerçeklik artık sana ait olur. Bakın yapacak bir şey yok. Artık o gerçeklik sana ait olur. Sen o frekansa uyumlandığın zaman sen de diyorsun ki hocam iyi hoş da ben o frekansa nasıl uyumlanacağım? Nasıl uyumlanacağım ve benim olacak? Bizler kendimizi böyle et kemik görebiliriz arkadaşlar, beden görebiliriz. Ama hepimiz birer enerjiyiz. Daha doğrusu evrende her şey enerji. Bunu ben demiyorum biliyorsunuz. Kim diyor? Bilim adamı söylüyor. Dolayısıyla biz neyi elde etmek istiyorsak arkadaşlar o enerjiye uyumlanmak. Nasıl uyumlanacağım ben o enerjiye? Bir defa şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani kaderinde ne varsa o olur deniyor ya. Bir yandan da ama Kur'an'da şöyle bir ayet var. Kader her gün yeniden yazılıyor. Her gün yeniden yazılıyor. Olduğun duruma göre Allah senin için yeniden kader yazıyor. Devamlı. Gelecekten arkadaşlar sana yüzlerce hayat geliyor. Yüzlerce. İyi hayat, kötü hayat, zengin hayat, mutlu, neşeli, acı dolu. Yüzlerce hayat geliyor ama sen uyuyorsun. Hayat geliyor, mutluluk dolu hayat kapını çalıyor, uyuyorsun. O mutluluk sana gelemiyor. Yani bu uyuyorsun da kastettiğimiz şey şu güzel dostlar. Biliyorsunuz zaman gelip geçici bir şey değil arkadaşlar. Zaman kuantum fizikçilerine göre bir tünel. Duran bir tünel. Her şey aynı anda olup bitiyor. Her şey aynı anda olup bittiği için mesela gelecekte sana ait olan bir şey pat yakına geliveriyor. Ve diyorsun ki ya şöyle bir şey olsaydı diyorsun. Sonra bir gün vallahi benim aklıma geldiydi. Öz dediğimiz şey arkadaşlar her şey yukarıdan baktığı için gelecekte sana ait olacak şeyleri de senin aklına getiriyor. Çünkü yaratıcı sana ait olmayan bir şeyi senin aklına getirmez. O vermek istemeseydi istemeyi vermez. Ve sen şimdi tünelde bir kendini bir radyo gibi düşün. Bir radyo gibisin ve tüneldesin. Gelecekten ya diyelim ki sen 100. metredesin. 150. metreden sana frekanslar geliyor. Ama 50. metreden yani geçmişten de frekanslar geliyor ve sen radyosun. Biliyorsun yüzlerce radyo arkadaşlar radyo vericisi frekanslarını yayıyor. Ama sen de hangisi çalıyor? Sen arabesk mi çalıyorsun, oyun havası mı çalıyorsun, coşku dolu bir müzik mi çalıyorsun? Radyonun frekansıyla oynuyorsun, hangi dalga tuttu? İşte gelecekte mutluluk geliyor, sabah kapını çalıyor ama sen hüzünlüsün.
Akşam kapını çalıyor, kaynananın dedikodusunu yapıyorsun. Öğleyin kapını çalmış, canın sıkkın. Bu krediyi kim ödeyecek? Sen hangi duygudaysan şu anda gelecekten gelecek frekans o seninle birleşiyor ve eğer sen olan her şeye razıysan ve olan her şeyden mutluysan o zaman gelecekteki mutluluk frekansı sana geliyor ve gelecekte mutluluğa doğru götürüyor. Bu frekans her yerde. Her şey, her yer o frekansa, o enerjiyle dolu. Einstein diyor ki evrende her şey enerjidir, her şey enerjidir ve yalnızca bundan ibarettir. Peygamber Efendimiz diyor ki Miraç'tan sonra Allah bir nurdur ve o her yerdedir. Evet güzel dostlar, benzerliği görüyorsunuz değil mi? Balıklar okyanusta ama okyanusta olduğundan haberi yok. Bizler devamlı enerji içerisindeyiz ve enerji içerisinde olduğumuzdan haberimiz yok. Yaratıcı her yerde, çevrelemiş içimizde, dışımızda, sağımızda, solumuzda, üstümüzde, her yerde. İşte aynı durumu şöyle düşünebiliriz. Bir insan bir insana varıp diyor ki, ya diyor Allah diye bir şey varmış, gördün mü? Hani iki balık konuşuyormuş gibi, bunu iki kul konuşuyormuş gibi düşünürseniz güzel dostlar. O da diyor ki vallahi öyle var diyorlar ama bilmiyorum. Evet bu iki arkadaşa gidiyorlar bir bilgiye, diyorlar ki ya Allah diye bir şey varmış. Bunu bize gösterebilir misin? O da diyor ki siz bana başka bir şey gösterin. O zaman ben size Allah'ı gösterin. Başka bir şey, Allah'tan başka bir şey var mı? Her yerimiz arkadaşlar bu enerjiyle, o nurla, o ışıkla dolu. Bir güzel dostlar. Şimdi eğer her yerimiz Allah doluysa, bir okyanustaki balık gibi her nefes aldığımızda onu alıyorsak, onu veriyorsak, öyleyse bizim istediğimiz neyi vermez Allah? Sen istediğinde verdin, a kim oluyor ki? Sen istediğinde verdin, a kim oluyor ki? Sen istedin ve Allah'ın istemediğini sen isteyemezsin. Sen de istediğine göre değil mi ki hani biliyorsun vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Ve sen diyorsun ki hocam doğru söylüyorsun da ben biraz hissetmek istiyorum bu Allah'ı. Nasıl hissedebilirim? Anne karnında iki çocuk konuşuyor. Diyor ki birisi diğerine duydun mu diyor. Anne diye bir şey varmış. O da diyor ki bilmiyorum öyle bir şey olsa görürdük herhalde. Ölümden sonra diyor anneyle karşılaşacakmışız, onu görecekmişiz. Ellerimiz, ayaklarımız onları kullanabilecekmişiz. Gözlerimiz açılacakmış ve anne bize o konuda hep yardım edecekmiş. Diğeri diyor ki ben öyle bir şeye inanmam. Olsa şimdi diyor benim ihtiyacım yok, el ayak kullanıyorum. Burada rahatım diyor, öyle bir şeye inanmam. Hem diyor varsa nasıl fark edeceğiz ki? Kardeşi diyor ki sessiz olursan sesini duyabilirsin. Sessiz olursan onu hissedebilirsin. Buradaki sessizlik ağzımızdan çıkan ses değil arkadaşlar. Zihnimizin susması. Sessiz olursan Allah'ı hissedebilirsin. Dışarıya değil de içeriye bakabilirsen, sessiz olursan onun sesini duyabilirsin. Eğer Allah'ın yanında olduğunu, içinde, dışında, her yerinde olduğunu bilerek bir şey istiyor olsaydın nasıl isterdin? Eğer istediğin her şeyin verileceğini biliyor olarak istiyor olsaydın nasıl isterdin? Ettiğin her duanın kabul olacağını bilerek istiyor olsaydın nasıl isterdin? Bu enerjide, bu frekansta olduğun için ve bu enerjiyle beraber olduğun için sana minnettarım güzel dostum. Her zamanki gibi sevgiyle kal. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla.